Dürtme peşinde. Nerede baba? Koş saldır babaya. Koş. Lütfen söyleyin ya. Şu an gerçekten zamanı. Lütfen. İçimiz var. Sizin lütfen. Yorum sana yeter. Yeter. Anlıyor musun? Yeter. Çalışıyorum. Yeter. Ve vukuatlı bir vatandaş. Ne yaptın sen Milka? Ne yaptın? Bu ne? Evet, senin şu an suç mahallinde bir delil daha bulundu. Küçük ağız galiba Milka'nın ağzı. Bakalım mı? Evin her yerinde topluyorum şeyler. Bakalım. Evet, tam Milka'nın ağzına göre. Ne yaptın? Çok suçlu yine. Bunu sen mi yaptın? Bak, tam senin ağzına göre. Herkese merhaba, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün mis gibi bir hafta sonu. Tabii ki hafta içinin yorgunluğu var üstümüzde. Hep birlikte çok güzel bir hafta sonu geçirmek istiyorum. Tabii biz evden çıkabilirsek, bir türlü hazırlanamama durumları, evin değişleri oluyor. Şu an saat 2 ve bir türlü çıkamadık. Günün yarısı gitti bile. Neyse, ben şimdi Cem'in gelmesini bekliyorum. Dışarıda bir işim var. Sonra biz bugün bir aydır görüşmediğim diğer teyzeme gideceğiz. Ve orada bir köpeğimiz daha var. Bir iki önceki videoda bahsetmişimdir. Depremi birlikte geçirmişti hatta bu ikisi. Tarçın. Tarçın bizim ailemizin çınarı. 18 yaşında. Bir maşallahınızı alırım. Onları özledik. Bir onları ziyarete gideceğiz. Milka ile Tarçın eskiden birbirlerine alışıklardı. Sonra araya bir süre girdi. Ve teyzemlerin evine bir kedi daha gelmişti. Sphinx var ya, böyle tüysüz kediden. Onunla Tarçın anlaşıyordu, sorun yok. Ama Milka oraya gidince hır çıkıyordu. Şimdi maalesef Sphinx yok artık. Tarçın evde tek. Bunlar da depremde birbirlerine iyice tekrar alıştıkları için Milka'yı da götüreceğim. Hep birlikte çıkacağız. Daha bu saate kadar çıkamadık, bilmiyorum. Saat kaçta çıkarız? Sizi Tarçın'la da tanıştırmış olurum yani. Benim çocukluğum, küçüklüğüm. O kadar çok zaman geçirdik ve o kadar anımız var ki. Allah hepimizin yavrusuna uzun ömürler versin. Tarçın'ıma da inşallah sizi onlarla tanıştırayım. Cem gelmeden ben de hazırlıklarımızı yapayım. Bebek çantasını hazırlayayım, Milka'yı hazırlayayım. Biz normalde ek gıdaya geçtik ama ne olur ne olmaz belki geç saate kalırız diye ben yine de yanıma mama alıyorum. Bu arada Tarçın'dan bahsedeyim biraz. Tarçın'ın bizimlere gelmesi birazcık acıklı bir hikaye. Sahibi terk edip gitmiş. Onu karanlık bir odada resmen bırakmış. Kendi başına bir süre geçirmiş yani. Kuzenime ulaşması da bir süreyi almış ama o kadar güzel bakıyorlar ki. O kadar güzel bir ömür yaşadı ki size anlatamam. Beslenmesi, antrenmanı, koşusu, psikolojisi, her şey muhteşem yetişti. Biz ailece köpek çılgınıyız. Hepimizin evinde birer tane köpek var neredeyse. Çocukluğum, gençliğim, Tarçın. Biz birlikte büyüdük resmen. Onunla da anılarım anlata anlata bitmez yani. O kadar akıllı ki insan gibi. Yani böyle insan diyorsun. Goldenlar bazen böyle şımarık olabiliyor falan. Ama Tarçın o kadar ağırbaşlı. Saygı duyuyorsun resmen köpeğe. Öyle bir köpek gerçekten. Allah'ım esirgesin. Çok güzel bakıldı ve çok şükür hiçbir sağlık sorunu olmadan bu yaşa geldi. Yaşlılıktan dolayı ufak tefek sağlık sorunları yaşıyor tabii ki ama o da normal değil mi? Normal. O kadar akıllı ki size anlatmamın imkanı yok. Ama o kadar akıllı bir köpek olsa bile inanın insanın başına bir şeyler gelebiliyor. Köpekler böyle fırsatını buldu mu her şeyi yapıyorlar bence. Bir anımız var mesela, size ondan bahsetmek istiyorum. Biz bir gün birlikte yaşıyorduk. O da kraker çılgını bu arada. Yepyeni bir gözlük almışım, böyle güneş gözlüğü. Çok güzel, böyle üstüne titriyorum falan gözlüğün. Ondan sonra ben onu masanın üstüne koymuşum. Yanına da Tarçın'ın sevdiği krakeri ama hiç farkında değilim. Eve bir geldim. Bir mahcup böyle. Tarçın burada ne oldu demeye kalmadı. Gözlüğü gördüm. İkisinde de böyle diş izi geçmiş yani. Hani
Camlar paramparça. Sonra böyle bir tane fotoğrafımız var, bulabilirsem tabii ki. Şöyle şurama eller patilerini koymuş, resmen özür diliyor. O kadar mahcuptu ki, yani ne kadar akıllı olursa olsun böyle fırsatını bulduğu zaman böyle küçük küçük kazalar oluyor. Hatta size bir şeyden bahsedeyim. Bir gün böyle dışarı çıkacağım, böyle güzel bir şeyler giyeyim falan dedim. Bahar kot ceketimi giyinin. Kot ceketi çok severim. Dolabı açtım. O arada böyle Milka'da bir tuhaflık. Böyle vın diye gitti oradan. Ben de bir güzel kot ceketi giydim. Aynaya bir baktım ki kot ceketin böyle şurası, hatta hemen göstereyim. Burasında kocaman bir delik var gördüğünüz gibi. Milka direkt kaçtı ve yatağımda böyle yatıyor. Milka sen ne yaptın dedi. O kadar keyfim yerindeydi ki bunu görünce canım sıkıldı. Milka nasıl sen böyle bir şey yapabilirsin? Bunu neden yaptın dedim ama böyle şey yapıyor. Üzgün yani, suçlu modda. Yani buna bakıyorum, hiç tutulur bir yanı yok. Neden böyle bir şey yapmış olabilir diye düşündüm. Şurasındaki cebin içinde ödül maması varmış. Sen onu almak için bunu böyle oy. Gerçekten inanamadım. Milka sen bunu nasıl yaparsın? Sürekli söyleniyorum, sinirlerim bozuldu falan. Sonra terziye gittim. Terziye dedim ki ya bunu yapmanın başka bir yolu yok mu? Terzi dedi ki bunun parçasının olması gerekiyor. Peki parçası nerede? Milka'nın midesinde. Midesini bile terk etmiş olabilir. Neyse peki ne yapacağız dedim. Bunun parçası olması lazım ya da yoksa şuraya bir arma yapmanız lazım dedi. O armaları da sevmiyorum ya da güzel bir şey bulana kadar uğraşamadım açıkçası. Ben de dedim ki punch'tan acaba böyle Milka'nın yüzünü mü diksem hani oranın anısına falan diye. Ama o da hani oversize olduğu için şuramda falan kalıyor, çirkin oluyor. Yani anlayacağınız bu artık çöp. Milka Hanım sayende bu hafta sonum yeni bir kot ceket arayışıyla geçecek. Umarım istediğim gibi bulabilirim. Çünkü ben bunu çok seviyordum. Araya gitti. Bir de Zara'dan almıştım. Üzdün beni. Milka sen ne yaptın? Hatırlıyor musun bu ceketi? Bana bir ceket borçlusun. Tasmanı takayım mı? Hadi çıkıyoruz. Nihayet geldi baba. Tartına git. Sen bunu gördün mü? Ne? Aa çok güzel. Milka'cığım sana da alalım mı bundan? Tüy ve pati diyor. Bunu temizlik yapabiliyor musun komple bundan? Pati. Bundan yüzünü falan da silebiliyorsun. İzotonik suyla üretildiği için cildin asla zarar vermiyor. Aa süper. Biz de alalım bundan. Milka'ş. Sana da bundan alalım mı? Bak o her yeri keşfedecek şimdi, gir içeri. Dil dostu, pati dostu, solunum dostu, burun dostu diyor. Ya gayet mantıklı. Normal ıslak mendil kullanmaktansa bunu alabiliriz aslında. Bir de böyle hepimize fikir olsun. Pati temizliği için böyle bir şey kullanıyorlarmış. Ben birazcık sıktım tabii ki. Buradan böyle köpükler çıktı. Bu köpüğü patiye uygulayıp sonra temiz bir bezle siliyormuşsunuz. Bence çok güzel, mantıklı. İşte tarçınımız bizim. 18 yaş. Bir soru cevap yapalım onu senle. Yapalım. İzleyen herkese fikir olması bakımından. Bu hanımefendi 18 yaşa nasıl geldi? Beslenmeyle çok alakalı değil mi? Sen hep böyle beslenme çok üstüne düştün çünkü. Yani tabii ki beslenme çok önemli. Tabii ki genetik de çok önemli. Ama beslenme bu işin %80'i diyebilirim. Bugün ne yedi mesela? Yani bize böyle bir örnek verebilir misin? Barf diyetiydi değil mi? Barf diyeti diye geçiyor. Yani evet. Mamayla beslemeyenler için sanırım. Yani çiğ beslenme olarak da geçiyor. Çok değişik varyasyonları var. Mama kabının %50'si gramaj olarak, örneğin bu köpek için yani 700 gram mamanın yarısı kemikle çiğ et. Haşlanmış da olabiliyor bazen. %20'si, %50'nin kalan %20'si organlar, çeşitli meyve sebze püreleri, yumurta, birkaç takviye o şekilde. Mamayla besliyoruz işte. Ben onu bir türlü şey yapamadım. Yani böyle protein dengesini falan ayarlamak lazım ama onun için birazcık araştırma yapmak gerekiyor sanırım, değil mi? Tabii ki köpeğe uygun ürünleri seçmek çok önemli. Hani bazı sebzelere reaksiyon gösterebilir, alerji olabilir, her şey olabilir. Sindirim sistemi açısından çok iyi olmayabilir bazı beslenme materyalleri ama onun haricinde biraz deneme yanılma yoluyla köpeği de tanımak gerekiyor tabii ki. Bak kocaman, bizim çocukluğumuz değil mi? Ne anılarımız var seninle ya tartışıyor. Bu arada bu vatandaş su çılgını. Anıl hatırlıyor musun? Süs havuzuna mı düşmüştü? Süs havuzuna atmıştı kendini. Evet, gençliğinde ne zaman arkamızı dönsek bir havuzdan veya denizden buluyordu kendini. Bolsa'ya gittiğimizde de kendini tekneden atıyordu. Değil mi? Tekneyle geri dönmek zorunda kalmıştık. Evet. Nasıl getirdin ıslak ıslak?
Durmasını bekledim tabii biz aşama. Kanalında kapıda i̇şte hallettik girişte. Bu insan gibi olan Golden'ımız bile yaramazlık yapabiliyor ya. Anıl da bu arada benim kuzenim çeşitli makaleler çevirdi. Köpek davranışlarıyla ilgili araştırmalar yapıyor. Milka da çok korkar. Milka senden çok korkuyor Anıl. Evet, biraz korkuyor maalesef. Şey hatırlıyor musun? Çitten çıkmaması için ben ne yapacağım falan diyordum. İlk aslında eğitimi Milka'ya Anıl vermiş olabilir. Vermiş olabilir değil, o verdi hatta. Anıl'ın Instagram sayfasına da açıklamalar kısmına bırakıyorum. Eğer yanıtsız kalmış köpek... Anıl 18 yaşının zorluklarını sorayım sana. Şu anda neler yaşıyorsunuz? Şu anda neler yaşıyoruz? Tabii ki 12'den itibaren eklem problemleri. Bunlar için takviyeler gerekiyor. Gerek beslenmeyle ilgili, gerek suplementler verilebilir. Merdivenle ilgili problem var sanırım. Bu apartmanda asansör yok değil mi? İnip çıkarken. Yani biraz... evet. Günde 2 defa geziliyoruz. Ama yine 18 yaşına kadar çok iyi geldi yani. Yani ya, son 1,5 yıldır merdiven çıkması zorlaştı. Yani 5. kata çıkması gerekiyor her gün. Öyle oturuyor sürekli. Kuzum benim. Dengeyle ilgili bir sıkıntı yaşamıştık sanırım. En son bizi çok korkutmuştu orada. Vestibüler sendrom olması lazım. Bir çeşit denge problemi. Vertigo gibi bir şey. Yaşlı köpeklerde görünüyor. İlaçlarla düzeliyor. Tamamen düzelmeyebiliyor. Ne kadar sürede toparladı? Yani 1,5-2 ay sürüyor genelde o süreçler. Bazen toparlanmayabiliyor veya kalıcı hasar kalabiliyor ama tarçında kalıcı bir hasar yok şu anda. Ay çok şükür, çok şükür. Maşallah. Aynen. Köpek eğitimiyle ilgili sorularınız olursa bizi söyleyerek ondan yanıt alabilirsiniz. Değil mi Tarçın? Milka! Hayır. Milka, biz gideceğiz. Nereye gideceğiz biliyor musun? Ceket almaya gideceğiz. Bak ve pişman olduğunu söyle. Değil gibi görünüyor. Biz gideceğiz, geleceğiz ama. Tamam. Senin canın sağ olsun. Şu an çok kötü bir şey yapmışım. Bir de kamerayı mı çekiyorsun gerçekten? Ya ben umarım nasıl şakadır ya. Pantolonun cebinde kulaklığını yıkamışım. Neyse, alışveriş merkezine gidiyoruz Cem. Yo, seninkini alacağım. Sana borcum olsun. Çok üzüldüm şu an. Gerçekten mi? Biraz trajikomik ama gerçekten üzüldüm. Valla komik hiçbir tarafı yok canım. Hiç komik değil bence. Bir denesene. Şu an şarj oluyor. Ya tamam, belki o kadarcık şarjla çalışıyordur. Hadi bakalım. Sesler acaba daha mı temiz gelir? Vallahi çalışıyor. Ya yaşıyorsun. Dur bakayım. Neyse, düzenli aralıklarla atarız belki makineye. Evet, ben duyuyorum sesi şarjla. Sesler daha net. Eskisinden daha net. Geliyor. Bence yıkayabilirsiniz çamaşır makinesinde. Neyse. AVM'ye gidip bir de onun fiyatına bakalım da şok olalım. Bayağıdır gitmiyoruz yalnız Acem. Evet. Fiyatlar ne olmuş görelim hep birlikte. Bizim sürprizler bekliyor. Hadi bu işten de yırttın. Doğru uyansın, gidelim. Tek suçlu sen değilsin aşkım. Olabiliyor böyle hatalar. Şimdi hazırlanacağız gideceğiz, tamam mı aşkım? İlk biz çıkıyoruz. Şimdi Optimum AVM'ye geldik. İlk durağım tabii ki Zara olacak. İnşallah aynısından bulabilirim Cem. Sence bulabilir miyiz? Bakacağız. Ah Milka. Pazar günü ev keyfi yapmak varken. Neyse, alışveriş yapmayı özlemişim. Çok severim, normalde de bayağıdır gelmiyoruz. Hadi koş. Aşırı kalın. Yok, böyle bahar güzel değil mi zaten? Değil. Neye niyet, neye kısmet mi? Değilmiş. Bedenim yok. Yine mi yok? Arada bulamadım. Gidelim. Ya çok özlemişim AVM'ye gelmeyi. Ama her şeyin fiyatı inanılmaz. Ben zamanında o kot ceketi 400 liraya falan almıştım. Şimdi 800 lira olmuş. Milka bana neler mal oldu onun. Başka şeyler de alabilirim.
Bayağıdır gelmiyoruz ama. Ne zamandır gelmiyoruz Cem? Belki depremden önce falan bir gelmiştik. Canım sen 2 gün AVM'ye gelmesen sanki 1 yıl gitmemiş gibi hissediyorsun. Ama yok ya. Bayağıdır artık da. Şimdiki durağımız Bershka. Aa, Stradivarius kapanmış gerçekten. Bakalım inşallah Bershka'da buluruz. Allah'ım ne olur. Eksim oldu. Ama renk güzel değil. Benimkinin rengi daha güzeldi. Deneyim mi? Dene dene. Bulamadığımız ikinci mağaza. Şimdi plan bir yere gidiyoruz. Şansım bol olsun. Bu AVM'de sevdiğim 3 mağazayı da gezdik ve elimiz boş dönüyoruz. Hadi Cem, gelin. Seni de nereye gidelim? Peşimde sürüklüyorum. Neyse hadi senin de gönlünü yapalım. MediaMarkt'a gidelim. Aa, AirPods bakacaktık, doğru. Ne kadardan kurtulmuşum onu benim görürüz. Senin AVM'ye gitmenin en güzel tarafı ne biliyor musun? Ne? Eve dönüyor olmak. 4200, 5000. Bu da 3000. Kaba ya yenisi. 3000. 3000 liradan kurtuldum diye. Tamam. 3000 lira olmuş. Çamaşır makası yıkamış da beni. Çalışıyor ama sorun yok. Çalışması alacak. Sen öncekine yama yaptın canım. Hayır. Ceket almaya çıkıp ceket haricinde her şeyi alıp eve dönüyoruz. Yemek yiyelim sonra da evimize gidelim. Eli boş dönüyorum. Biz eve geldik. Bir hafta sonumuz da böyle geçti. Aradığımı bulamadım. Hafta sonu hiç bitsin istemiyoruz ama ne yapalım. Şimdilik görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kal be.